Herkese merhabalar. Ben Çivilik Asnak Bilgi. www.canımanne.com sitesinin editörüyüm. Bugün sizlerle 2016 için tamamıyla kendi tasarımım olan bir lif modelini yapacağım. Dört yapraklı yonca lifimizin ismi yonca lifi. Şimdi bu görmüş olduğunuz modelimizi yapmaya geldi sıra. İlk defa www.canımanne.com sitesinde göreceksiniz bu lif modeli. Dediğim gibi tamamıyla kendi tasarımı 2016 için hazırlamıştım. Ve yeni videolardan, yeni lif modellerinden, yeni örgülerden haberdar olmak için bu siteye ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. İlk önce 6 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve uçlarını birleştiriyorum zincirimin. Diğerinin içinden geçirdim. Bir zincirle sabitledim. İpimi aldım. Birazcık uzun tutuyorum ilmeğimi. Geçtim. Bir daha aldım. Bir daha geçtim. Ve şimdi hepsini birlikte alıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Ben tepesi iki tane dolgu yaptım. İpimi aldım. Hemen halkamın içine iki kez doldum. Ve ikisini birlikte çektim. Tekrar iki kez doldum tepesine fıstığımın, halkamın içine iki kez doluyorum ve iki dolgu oluştuktan sonra hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar iki kez doldum. İki dolgumu birlikte çektim. Yine tepesini iki kez doluyorum. Halkamın içini iki kez doluyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Bir, iki, üç, dört tane oldu. Altı tane fıstık yapacağız. Halkamın içine iki kez daha doldum. Bir zincirle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Burada sadece 6. da 5 tane yaptıktan sonra 6. da tepesine doluyorum. Ve diğer başlamış olduğum noktadaki fıstığımın arasına batıyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Ve yine ilmeğimi uzattım. Tepesine batıyorum. Fıstığımı yapıyorum. İpimi alıyorum. Tekrar tepesine batıyorum. Hemen yanına batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve bu kez 3 tane dolgu elde ediyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar tepesine doldum. Hemen dibine doluyorum.
Ve bir sonrakine doluyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar tepesine doldum. Hemen yanına doldum. Ve bir sonrakine doldum. Bakın. Şimdi üçünü birlikte çekerek yaprağımın bir tanesini tamamlayacağım. Birinci yaprağımız bitmiş oldu. Şimdi ikincisine geçtim. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yaptım. Uçlarını birleştirdim. İlmeğimi biraz uzattım. Halkanın içine doldum iki kez ve zincirli sabitledim. Tepesini doluyorum. Hemen halkamın içine doluyorum ve iki dolgumu birlikte çekiyorum. Tepesine doldum. Şimdi halkamın içine doluyorum. Tekrar tepesine halkamın içine geçtim. İkisini birlikte çekiyorum. Tekrar halkamın içine doluyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4. 5.'yi yapıyorum şu an. Evet. 5.'yi de yaptıktan sonra 6. da az önceki göstermiş olduğum gibi tepesine dolup diğer başlamış olduğum noktada birleştireceğim. Bakın, tepesine doluyorum. Ve diğer ilk başlamış olduğum iki fıstığın arasına doluyorum. Daha doğrusu ilmeğimi alıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Tekrar tepesine dolacağım. Bir daha tepesini ilk başlangıçlarda böyle yapıyorduk lifimizde hatırlarsanız. Hemen yanına geçtim. Bir sonrakine geçtim. Tekrar tepesine bir sonrakine tekrar tepesine. Şimdi bu yaprak ölçümüz kaç sıra örüldü diye merak ediyorsunuzdur. Şimdi ben sizlere onu da göstereceğim. Hepsinin aynı ölçüde olması için ne yapmamız gerektiğini, nereden anlaşılır onu söyleyeceğim. Bakın,
Burada etrafındaki fıstıkları sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ben yapmışım. Buradan bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yapmışım. Yani tamamlamışım ben. Hemen bunu da tamamlıyorum. Evet, yaprak yapımına devam ediyoruz. Yine 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Uçlarını birleştiriyorum. Bir zincirle sabitledim. İlmeğimi biraz uzattım. İpimi aldım. Halkamın içine iki kez doluyorum. Tepesine şimdi doldum ve şimdi halkamın içine doluyorum. Ve iki dolgumu birden topluyorum. Tekrar tepesine yine doluyorum iki kez. Şimdi halkamın içine doluyorum. Tekrar halkamın içine doldum. Tekrar tepesine doluyorum. İki kez. İki kez de halkamın içine. İki dolgumu birlikte çekiyorum. Bir zincirle sabitledim. Tekrar tepesine yine doluyorum. Halkamın içine doluyorum ve iki dolgumu birlikte çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. halkamda yine tepesine doldum ama halkamın içine dolmuyorum. Ne yapıyorum? İlk başlamış olduğum noktada iki fısım arasına dolarak hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi tekrar tepesine doluyorum. Topluyorum. Tekrar toplamış olduğum fıstığın tepesine doluyorum iki kez. Hemen dip kısmına doluyorum. Bir sonrakine doluyorum. Ve üçünü birlikte alıyorum. Tekrar tepesine doluyorum. Şimdi yanına doluyorum. Bir sonrakine doluyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Yine tepesine doluyorum. Yanına doluyorum. Bir sonrakine doluyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Sayalım bakalım kaç tane fıstık yaptık kenarlarında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve tamamlıyorum. Şimdi motifimizi yapacağız. Evet, yaprağımızı aldım ve bitirmiş olduğum noktada örgümü bitirmiş olduğum noktada bakın ipin bitmiş uç kısmı burada. Beyaz ipimle farklı bir renk kullanacağım ben. Daha güzel oluyor çünkü. Sabitliyorum diğer renkteki ipimi
ve 3 tane zincir çekeceğim. 2, 3 zincir çektikten sonra hemen bakın fıstığın boyu ne kadarsa hemen yıldızın içine doluyorum. Delik kısmı var burada. O delik kısmının içine sık iğneyle sabitliyorum. 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen iki fıstığımın arasındaki deliğin içine batıyorum. Ve sık iğneyle sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. İki fıstığımın arasındaki deliğe gelerek zincirimi sık iğneyle sabitliyorum. Ve 3 zincir yine çektim. Ve bu kez tam bakın buradan başladım ve burası da tepe kısmı oluyor. Buraya geldikten sonra sıkılaştırdım. Zincirimi sık iğneyle sabitledim. Burada 3 zincir çekiyorum ve ne yapıyorum? Bakın pıtırcık yapmış oldum böylelikle. Tepesine battım ve tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına sık iğneyle sabitliyorum zincirimi. Tekrar 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına sık iğneyle sabitledim. Ve şimdi başlamış olduğum noktadan tekrar sık iğneyle doldum. Koparmıyorum bakın beyaz ipimi koparmadan tekrar diğer yaprağıma geçiyorum. Yine başlamış bitirmiş olduğum noktadan sık iğne ile birleştirmesini yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 2, 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasındaki deliğe sık iğne ile battım. Şimdi yapmam gereken sadece 2 zincir çekiyorum ve ne yapıyorum? Bu birinci fıstığım değil, ikinci fıstığımdaki zincirin içine batıyorum. Birleştirmesi için. Ve tekrar 2 zincir çektim ve 2 fıstığımın arasına geri dönerek battım. Ve şimdi 2 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına sık iğne ile sabitliyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. Yine tepe kısmına geldim. Ve burada 3 zincirle sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekip hemen geri dönüyorum bakın. Zincirimin içine batarak pıtırcık yapmış oldum. 1, 2, 3 zincirle devam ediyorum. Tekrar. Ve tekrar bitirmiş olduğum noktaya geldim. Ve burada sık iğne ile yine zincirimi sabitledim. Ve şimdi diğer yaprağımı aldım. Aynı şekilde yine uç kısmına, örgümün bitmiş olduğu kısma geldim. Sık iğne ile birleştirdim. 2, 3 tane zincir çektim. 2 fıstığımın arasına battım. 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Birinci zincirime değil, ikinci zincirime. İkinci fıstığımın üstündeki zincirin hemen içine batarak sabitliyorum sık iğne ile. Tekrar 2 zincir çektim. Geri döndüm ve diğer fıstığımın arasına battım. Tekrar 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına battım. Ve tekrar 3 zincir çektim.
İki fıstığımın arasına battım. Ve şimdi 3 zincir çekiyorum. Hemen geri dönerek zincirimin içine sık iğne ile pıtırcık yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve sık iğne ile bu kısmını da bitiriyorum. Şimdi diğer yaprağımı alıyorum. Hemen bitirmiş olduğum noktada diğerlerini yaptığım gibi buradan sık iğne ile uç kısmına sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına batıyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Geri dönüyorum. Birinci fıstığım değil, ikinci fıstığımın üstündeki zincire sık iğne ile sabitliyorum. Ve tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. Bu kez zincirimden gerisine sık iğne ile sabitliyorum zincirimi. Pıtırcık oluşturuyorum. Ve tekrar 3 zincir çektim. Tekrar 3 zincir çektim. Düzeltiyorum. 2 zincir çekeceğim burada. Çünkü son parçası bu. 2 zincir çektim ve ne yapıyorum? Hemen en alttaki değil, bir üsttekinin zincirime batıyorum. Fıstığımın üstündeki zincire basıyorum. Tekrar 2 zincir çekip ve tekrar iki fıstığımın arasındaki deliğe batıyorum. Bu kez 3 zincir çekiyorum ve diğer bitirmiş olduğum noktaya gelerek burada da sabitliyorum. Bunu sabitlerken bu koparmış olduğum ipi buradan tutturarak ekleme işlemini biraz daha siz uzun koparın. Bu biraz kısa olmuş sanırım. Ve tamamlıyorum. Bu birinci motifimizi yaptık. Şimdi ikinci motifimize geçeceğiz. Evet. Yöncelifimize devam ediyoruz. Birinci motifimizi yaptık. Şimdi ikinci motifimizi yaparak birleştirmesini göstereceğim sizlere. Az önce gösterdiğim gibi yine bitmiş olduğu noktadan başlıyoruz. Bir, iki, üç zincir çektik. Tekrar 3 zincir çektik. 2 fıstığın arasına sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığın arasına sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çektim. Bakın bunlar karşılıklı giyilince zaten buradan 1, 2, 3, 4. de pıtırcık yapıyoruz geri dönerek. Tekrar
3 zincir çektim, 2 fıstığımın arasına doldum. Ve başlamış olduğum noktaya geldim. Tekrar şimdi yine diğer motifime geçtim. Sık iğne ile birleştirdim. 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına doldum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 fıstığımın üzerine dolduktan sonra zincirimi, 2. fıstıkta diğer 2. fıstığın üzerindeki zincirle birleştirmemi yapıyorum. Sabitliyorum. Tekrar 3 zincir, 2, 3 zincir çektim. Tekrar 3 zincir çektim. Ve tekrar 3 zincir çekerek geriye dönüp zincirimin içine battım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına doldum. Tekrar 3 zincir çekip 2 fıstığımın arasına doluyorum. Tekrar 2 fıstığımın arasına doluyorum. Ve bitiriyorum buradan da. Şimdi diğer motifime geçtim. Aynı şekilde ortada bulunan yıldızımın içine batıyorum başlamış olduğum yere. Sık iğne ile ve 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına doluyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve 2. zincirimin içine batıyorum. Ve 2 fıstığımın arasına dönerek sık iğne ile birleştirdim. Şimdi 3. yaprağımda ikisini ördüm. Şimdi 3. yaprağımda yapmam gereken işlem diğer motifime birleştirmek olacak. Diğer motifime birleştirmek için sayıların özellikle aynı olmasına dikkat edin. Yamuk yumuk olmasın. 1, 2, 3 ve 4. zincirimde 2 fıstığın arasına batıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Ve hemen diğer pıtırcık yapmış olduğum yere, diğer motifime 2 zincir çektikten sonra sık iğne ile sabitliyorum. Ve tekrar 2 zincir çekiyorum. Hemen pıtırcık oluşturuyorum. Geriye dönerek diğer zincirimin içine batıyorum. Ve şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve 2 fıstığımın arasına doluyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 fıstığımın arasına doluyorum. Bu kez 2 zincir çektim çünkü birleştireceğim ya. Pardon, düzeltiyorum. Son motif değil çünkü bu 3. motif. 2, 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına doldum. Tekrar 2, 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına, son başlamış olduğum yere batarak sabitledim. Şimdi ne yapıyorum? Son yaprağım bu. Tekrar ortasına batıyorum. Bitmiş olan noktayı özellikle batıyoruz. Başka yerden batmayın, yoksa yaprak şeklini almaz. Çünkü örgümüzü ona göre yaptık, sayıları falan. Ve şimdi 2, 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına battım. Şimdi 2 tane çekiyorum. Ve 2. fıstığımın üzerindeki zincire sık iğne ile sabitliyorum. 2, 3 zincir çektim. İki fıstığımın arasına geçtim. 1, 2,
3 zincir çektim. 2 fıstığın arasına geçtim. Şimdi 4. yaprağı fıstığımın üzerine geldi. 4. fıstığımın üzerine de sık iğne ile yine 2 fıstığın arasına battım. Biliyorsunuz bu kıtırcık olan yeri. Burada ne yapıyorum? 2 zincir tekrar çektim ve geri döndüm. Diğer motifimin üzerine batıyorum. Hemen pıtırcığın içine geçtim yani. Ve çeviriyorum. Geri batıyorum. Ve tekrar 3 zincir çekerek 2 fıstığımın arasına geçtim. 2, 3 zincir çektim. 2 fıstığımın arasına geçtim. 3 zincir çektim. Pardon, 2 zincir çekiyorum bu kez. 2 tane fıstık kalana kadar. Çünkü diğeriyle birleştireceğim için bakın. 1, bu da ikinci zincirim. Hemen ikinci zincirimin içinden sık iğneyle diğer renkteki ipimi karıştırmamaya çalışıyorum. Evet. Tekrar 2 zincir çektim. Geri döndüm. Fıstığımın iki fıstığımın arasındaki deliğime battım. Tekrar 3 zincir çektim. Başlamış olduğum noktaya geldim. Şimdi diğer uç kısmını birleştireceğim. En uç kısmını az önce kopararak yapmıştık ama bu kez koparmadan yapalım. Evet. Ve gördüğünüz gibi ikisini yapmış olduk. Devam edeceğiz. Evet, şimdi eldiven lifimizin parmaklarını birleştirmede sıra. İlk önce ölçüleri neye göre onu. Evet. Bu şekilde bakın ayarladık. Bu serçe parmağımız sırasıyla hepsini. Çünkü sırasıyla bunu birleştirmem gerekiyor. Serçe parmağımızı bak, soldan sağa doğru gideceğim. Aldım. Bitirmiş olduğum noktadan tekrar başlıyorum. İpimizi sabitledim. İlmeğimi biraz uzattım. İpimi aldım ve fıstık yapıyorum. Tekrar ipimi aldım. Tepesine, yanına, bir sonrakine ve hepsini birlikte çektim. Bu lif örgüsü zaten bildiğiniz gibi. Bu ikinci oldu.
Ve üçüncü oldu. Bakın buradan da belli. 1, 2, 3. Ne yapmıştık? 6 taneydi. Bakın 1, 2, 3 burada. Burası zaten başlangıç. Ördükten sonra serçe parmağımızı, yüzük parmağımızı şu an alıyorum. Ve hemen bununla birleştiriyorum. Sık iğne ile iyice sıktım, sabitledim ve hemen ne yaptım? Diğer, bakın şuradaki bulunan fıstığımın tepesine battım. Şimdi ne yaptım? Bir sonrakine, bir saniye, burada bir atlama yapmışım ben. Buradan bir daha sizi yeniden, şu an iki tane fıstığımı gördüğünüz gibi, şimdi üçüncüyü yapacağım. Bir yeri atladığım için düzelteceğim, kusura bakmayın. Şimdi buradan da yine üçüncü olan ve yine kenar ipimi tutuyorum. Hemen kenarına geçtim. Bitmiş olan yerden, bakın buradan ne yapıyorum? Tekrar aldım. Şu uçtaki iplerimi, örgümün içini kaybetmem gerekiyor. Ve hepsini birlikte çektim. Şimdi buradaki hemen, bakın, deliğime fıstık oluşturdum. Ve şimdi bir sonrakine, şimdi diğerine üçünü birlikte çektim. Şimdi tekrar tepesini oluşturdum. Bir sonrakine, diğerine. Bu bildiğimiz lif örgüsü. Size öyle söyleyeyim. Bir, iki, bu üçüncü olacak. Kenar ipimi tutuyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Kenar ipimin içinden tığıma geçtikten sonra hemen başlamış olduğum noktada yine birleştirmemi devam edeceğim. Başlamış olduğumuz noktadaki amacın şu ipin, bitmiş olan ip uçlarının hemen örgüye kaynaşmasından kaynaklı. Yoksa istediğiniz yerden de başlayabilirsiniz aslında. Evet, tekrar ilmeğimi uzattım. Fıstığımı yaptım. Bir sonrakine geçtim. Şimdi diğerine geçtim. Üçünü birlikte çektim. Tekrar
3 tane oldu tığımda. Şimdi hepsini birlikte çekeceğim. Bu ikinci tığımın yapılışı oldu. Bakın 1, 2. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Kenar ipimi tutuyorum. Hepsini birlikte çektikten sonra kenar ipimin içinden tığımı geçiyorum. Ve diğer işaret parmağımın örgüsünü aldım. Ve bunun hepsini birlikte çektim. Tekrar uzattım. Ve fıstık yapımı aynı şekilde devam ettim. Bu ikinci fıstığım oluyor. Zaten bundan sonra baş parmağımız var fakat onu hemen birleştirmeyeceğiz. Onu da size göstereceğim. Gördüğünüz gibi parmaklarımız birleşti. Şimdi örgümüze devam edeceğiz. Çeviriyorum bu tarafa. Çünkü arka kısımda kaldı. Şimdi ön tarafa. Tekrar. Örgüme devam ediyorum. Ve şimdi bakın bu kez buradan değil çünkü ilk arka sıradan buradan batmıştık. Şimdi buradan batıyorum. Yani diğer parmağımdaki deliğin içine batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir boşlukta kalmamış oldu. Çünkü arkada o eksikliği kapatmış olduk örerken. Şimdi hemen yanına bir sonrakine hepsini birlikte çek. Yine geldim birleştirme noktasına. Bunların bükülmesine izin vermeyin. Aynı yönde örgümüzün olması gerekiyor bükülmeden. Ne yapmıştık? Bakın. Burada birleştirmemiz olan, bakın bir burada, bir de bu tarafta, yani bir solda bir de sağda delik var. Biz sağda ki deliğimize değil soldaki deliğimizin içine batacağız. Arkadan çünkü ona geçmiştik biz. O yüzden şimdi öndeki deliği tamamlamak için ön taraftan yapacağız.
örgümüzde boşluk olmaması için. Yanına batıyorum şimdi. İpimi aldım. Ne yaptık? Yine birleştirdiğimiz noktaya geldik. Bakın az önce dediğim gibi hem bu tarafta hem bu tarafta delik var. Biz diğer taraftaki deliğin içine dolgumuzu yapıyoruz. Ve hepsini birlikte çekiyoruz. Tekrar şunu birlikte çektim. Başlamış olduğum noktaya geldim. Şimdi tekrar başına doldum. Yanına doldum. Ve hemen başlamış olduğum noktadaki yere geldim. Bakın. Oraya doldum. Ve kenar ipimi tuttum. Hepsini birlikte çektim. Kenar ipimin içinden tığımı geçtim. Ve başlamış olduğum noktadaki parmaklarda da gösterdim size. Deliğin içine geçip bütün ilmeklerimin hepsini aldım. Şimdi bunun örgüsünü de şu şekilde dönerek tamamlayacağız.
Hemen yanına. Ne yapmıştık? Bakın. Yine aramızdaki deliğe battım. Parmak aralarında biliyorsunuz delik oluştu yaparken. İki fıstığımızın arası yani. Yine tekrardan bakın, ben size göstereyim. Şu aradaki yere batacağım. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bir sonrakine geçtim. Ve üçünü birlikte çektim. Yanına battım. Birleştirmiş olduğum noktaya geldim. Bakın, iki parmak var burada. İki parmağın arasında yine yıldız var. Hemen yıldızımızın içine deliğine batıyoruz. Ve üçünü birlikte çekiyoruz. Gördüğünüz gibi örgümüz bu şekilde gidiyor.
Evet, 3 tane lifimizi, motifini yaptık. Şimdi dördüncüye devam ediyorum. Yonca lifimizde. 2, 3. Yaptım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüye geldim. Dördüncüde ne yapıyorduk? Pıtırcık yapıyorduk. 1, 2, 3 tane yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Tekrar 3 zincir. Tekrar. Şimdi diğer yaprağımdan devam edeceğim. Ortasını bakın batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen kenarına battım. 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve bir ikinci zincirimin içine batıyorum. Üç zincir çektim. İlk fıstığımın arasına battım. 3 zincir çektim. Ne yaptı? 1, 2, 3, 4. diyeyim. Pıtırcığımı yapacağım. Şimdi diğer motifime geçtim. Bir, iki, üç zincir çektim. İki zincir çektim. Geri döndüm. Tekrar iki zincir çekip dönüyorum ve iki fıstığımın arasına batıyorum. 3 zincir çektim, 2 fıstığımın arasına battım. Tekrar 3 zincir çektim ve burada ne yapacağım? Birleştirmede sıra. Geldim. Ve gördüğünüz gibi burada birleştirmem için yapmam gereken işlem bir bu araya batmak, bir de buraya batmak. Yani hemen pıtırcığımın yanında zincir var. Hemen burada ikinci zincire batarak oluşturmak. Çünkü diğer motifimizde pıtırcık olduğu için orada olup olmaması önemli değil. Eğer yaparsanız çok uzun olur zaten. Tekrar 3 zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım.
Tekrar. Ve tekrar. Şimdi diğerini yapıyorum. Burada iki zincir çekiyorum. Diğer yaprağıma birleştirmek için sık iğnemle sabitledim. Döndüm. İki fıstığımın arasına battım. Tekrar 3 zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım. Burada 2 tane zincir çektim. Ve baştaki pıtırcığımın içine battım. Üç zincir çektim. Dantel yapanlar zaten bu motiflerin birleştirmesini iyi bilirler. Evet, burada diğerine batacaktım. İki zincir çektim ve diğer motifimle birleştirdim. Tekrar iki zincir çektim. İki fıstığımın arasına geldim. Sık iğne ile doldum. Üç zincir çekiyorum şimdi. Uç noktaya geldim. Buraya batıyorum. Daha sonra diğer yaprağımın ucuyla da birleştiriyorum. Ve bu motifimde eklenmesi tamamlanıyor. Bir tane de ütü yaparsın. Evet. Yonca lifi devam ediyorum. 4 tane, bu 5. olacak. Beşinci motifimiz. Yine iki, üç zincir çektim. Arasına battım. Üç zincir çektim. İki fıstığın arasına battım. Üç zincir çektim. İki fıstığın arasına battım. Üç zincir çektim. Battım. Burada şimdi iki tane zincir çektim. İlk yaprağımda dikkat edin. Şimdi ne yapacağım ben? Buraya batacağım. Bakın. Bir, iki. Üstten ikinci lifimi yaprağın ucuna battım. Sık iğnemle sabitleştirdim. Tekrar iki zincir çektim ve geri döndüm. Sık iğneyle sabitledikten sonra tekrar 3 zincir çektim. Tekrar 3 zincir. Şimdi 2 zincir çektim. Sabitledim.
Bir fıstığımın üzerine zincir çektim. İkinci fıstığımın üzerine zincir çektim. Ondan sonra iki zincir çektim. Arkadaşlar. Pardon, düzeltiyorum. 2 zincir. 3, 4. Çünkü diğer ikinci yaprağımızda yapacaktım onu. 2, 3. 3 zincir. Ve battım. Şimdi diğer yaprağımı aldım. Ortasını tekrar battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve battım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Birinci fıstığımın değil, ikinci fıstığımın üstündeki zincirime batıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım. Bir, iki. Bir, iki, üç. Şimdi iki, üç zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım. Ne demiştik? Dört fıstığımın üzerine zincir çektikten sonra, bakın. Bir, iki, üç, dört. Ve şimdi iki tane zincir çekeceğim. İki zincirden sonra ne yapıyorum? Diğer yaprağımın ibibiğimden bir sonraki zincirin tepesine batıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve şimdi üç zincir çektim. Şimdi iki zincir. Şimdi bakın. Motifimi ekleyeceğim şimdi. Hemen buradaki sık iğnedeki yerimin içine battım. İki zincir çektim. Ve şimdi iki fıstığımın arasına doluyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İki fıstığımın arasına geldim. Bir, iki, üç. İki fıstığımın arasına geldim. Ve şimdi diğer yaprağımı aldım. Ucundan ekledim. Bir, iki, üç zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İkinci fıstığımın üzerindeki zincire batıyorum. Tekrar iki zincir çektim ve fıstığıma battım. Şimdi üç zincir ve battım. Dördüncüye geçiyorum. Ve battım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Ve hemen patırcığıma batıyorum. Ve iki zincir çekiyorum. Zaten sizi motif yönlendiriyor. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız eklemekte. Hemen patırcığımı oluşturuyorum burada. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çektim ve ucuna geldim. Şimdi diğer yaprağımı alacağım.
1, 2, 3. Şimdi iki tane ikinci fıstığımın üzerindeki zincire batıyorum. İki zincir daha çekiyorum. Ve diğer iki fıstığımın arasına batıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım. Bir, iki, üç zincir çektim. İki fıstığımın arasına battım. Burada pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Üç. Düzeltiyorum burada. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Şimdi burada iki tane zincir çektim. Diğer yaprağıma geçtim. İkinci fıstığımın üzerine battım. Tekrar döndüm iki fıstığımın arasına. Şimdi en uç kısımdaki yaprağıma geldim. Buradan da uçlarını birleştiriyorum. Sıkıştırıp zincir çekerek sabitledim. Evet, gördüğünüz gibi çok şık bir lif oluyor. Bu şekilde lifimizi tamamlıyoruz. Bugünlük de bu kadar. Sizlere kolay gelsin.